Harf devrimi, Türkiye'de 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı yeni Türk harflerinin kabulü ve tatbiki hakkında kanunun kabul edilmesi ve yeni alfabenin yerleştirilmesi sürecine genel olarak verilen isimdir. Kanun, 3 Kasım 1928 günü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasanın kabulüyle o güne kadar kullanılan Arap harfleri esaslı Osmanlı alfabesinin resmiyeti son buldu ve Latin harflerini esas alan Türk alfabesi yürürlüğe kondu. Peki harf devriminin nasıl gerçekleştiğini hiç merak ettiniz mi? Gelin beraber inceleyelim. Merhaba, ben tarihçi. Kişisel tarihçiniz. Türk alfabesinin içeriği, Latin harflerini yazı sistemlerinde kullanan diğer ülkelerin alfabeleriyle birebir aynı olmayıp, Türk dilinin seslerini karşılamaları amacıyla türetilmiş harfleri bulundurmaktadır. Ç, Ş, yumuşak G, I, I, Ö, Ü. Bunun yanı sıra Türk alfabesindeki harflerin okunuşları Batı dilindeki harflerin okunuşlarından farklıdır. Örneğin C harfinin okunuşu Türk alfabesinde C iken İngilizce alfabede C'dir. Türkler 10. yüzyıldan itibaren İslam diniyle birlikte eskiden İslam kültürünün vazgeçilmez ögesi sayılan Arap alfabesini de Türkçe ses sistemini uyarlayarak benimsemişlerdi. Bunu izleyen 900 yıl boyunca Türkçenin gerek Batı Osmanlı gerek Doğu lehçeleri Arap alfabesinin Türkçe'ye uyarlanmış bir biçimiyle yazıldı. Türkiye'de alfabe reformu önerileri 19. yüzyıl ortalarından itibaren duyulmaya başladı. Öneriler ikiye ayrılıyordu. Osmanlı yazısının düzeltilmesini isteyenler, Latin harflerinin kabulünü isteyenler. Harf devriminin en önemli sebeplerinden biri Arap harflerinin Türkçe'ye uygun olmadığı düşüncesidir. Osmanlı yazısının düzeltilmesini isteyenlerin başlıca gerekçesi, bu yazının Türkçenin ünlü seslerini ifade etmekte yetersiz kalmasıydı. Arap alfabesinin Türkçe'ye uygun olmadığına ilişkin görüşler tarih boyunca pek çok kişi tarafından dile getirilmiş ve alfabede en azından bir revizyon yapılması gerektiği dile getirilmiştir. Arap alfabesinin yetersizliğini ilk dile getirenlerden biri Katip Çelebi'dir. Tanzimat döneminde ise Ahmet Cevdet Paşa, Arap harfleriyle gösterilemeyen sesler için yeni bir yazım yolu aranması gerektiğini belirtir. 1851'de Münif Paşa Arap harfleriyle okuyup yazmanın zor olduğunu, halkın eğitiminin yapılamadığını bu nedenle alfabenin düzeltilmesi gerektiğini söylemiştir. Şinasi, Namık Kemal, Ali Suavi, Yenişehirli Avni, Ziya Gökalp, Şemseddin Sami, Ebu Ziya Tevfik, Feraiz Cizade Mehmet Şakir, Ispartalı Hakkı Bey gibi aydınlar da alfabenin sorunları hakkında görüşlerini dile getirmişlerdir. Enver Paşa gibi siyasi isimlerin de alfabe konusunda girişimleri, Enveriye, olması ortada bir sorun olduğuna ve bir çözüm arayışı içinde olunduğuna bir kanıttır. Latin alfabesi ya da başka bir alfabenin getirilmesi mi yoksa var olan alfabede bir revizyon yapılması mı gerektiği konusunda farklı fikirler olsa da, Arap alfabesinin Türkçe'ye olan uyumsuzluğu ve sorunları olduğu konusunda çoğu kişi ortak görüşe sahipti. Bu görüşler Cumhuriyet'ten sonra da devam etmiş ve harf devrimine temel olmuştur. Bu sorundan doğan imla kargaşası, yazılı basının ve resmi okul kitaplarının yaygınlaşmasıyla daha çok hissedildi. 1870'lerden itibaren Türkçenin standart bir sözlüğünü oluşturma çalışmaları da imla konusunu gündeme getirdi. Bir diğer gerekçe bu alfabenin sorunları nedeniyle halkın eğitimine sekteye vurduğu ve halkı cahil bıraktığı düşüncesidir. Nitekim Milaslı İsmail Hakkı Bey Latin alfabesine tamamen karşı olmasına rağmen yazımız ıslah edilmedikçe bu asra göre terakkimizin mümkün olmayacağını, ıslah halinde Japonlar gibi ilerleme kaydedileceğini söylemiştir. Yine Cemal Nuri, bu harfleri ve bunlarla yazılmış ibaratı avam suhuletle öğrenemiyor demiştir. Hüseyin Cahit Yalçın ise, biz ülkede ümmiliği okuyup yazması olmayan azaltamıyoruz. Çünkü harflerimiz buna engeldir demiştir. Latin harflerinin benimsenmesi için şu gerekçeler ortaya atılmıştır. 1. Avrupa ile ilişkilerin kolaylaştırılmak ve geliştirilmek istenmesi. 2. Arap alfabesinin ıslah çalışmaları sırasında huruf-ı munfasıla, yani harflerinin birbirinden ayrılarak yazılması yönteminin denenmesi. Harflerin ayrılarak yazıldığı bir alfabenin Türk dili için daha uygun olduğu düşüncesi. Latin alfabesinin eğitimi çok kolaylaştırdığı düşüncesi. 3. Bakü'de yapılan 1. Türkoloji Kongresi'nde bütün Türkler için Arap harfleri yerine Latin yazısının kabul edilmesine karar verilmesi. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın bu kongreyi yakından takip ettiğinin bilinmesi. 4. Latin alfabesi dışında daha iyi bir alternatifin olmaması. Dünyadaki en yaygın alfabe olan Latin alfabesi dışındaki bir alfabenin örneğin Kiril ya da Çin alfabesinin kabul edilmesinin herhangi bir mantığının olmaması. 5. 1850-1860'lardan itibaren Türk aydın sınıfının tümü Fransızca biliyor ve bazen kendi aralarındaki yazışmalarda Fransızca kullanacak kadar bu dili benimsiyordu. Telgrafın yaygınlaşmasıyla birlikte Türkçenin Latin alfabesiyle ve Fransız imlasına göre yazılan bir biçimi de günlük yaşamın bir
parçası haline geldi. Beyoğlu, Selanik, İzmir gibi kozmopolit çevrelerde dükkan tabelaları ve ticari reklamlarda çoğu zaman bu yazı kullanılıyordu. 6. 19. yüzyılın son çeyreğinde İstanbul ve Anadolu'da Rum ve Ermeni harfleriyle basılan gazete ve kitaplar önemli bir sayı tutmaya başlamıştı. Bu yayınların kazandığı popülerlik, Türkçenin Arap yazısından başka yazıyla da yazılabileceği düşüncesinin benimsenmesine yardımcı oldu. 1908-1911'de Latin temelli Arnavut alfabesinin kabulü ve 1922'de Azerbaycan'ın Latin alfabesini kabulü, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. 7. Sovyetler Birliği'ndeki Türk devletleri Latin alfabesini kullanıyordu. Türkiye, Türk dünyası ile yakınlaşmak, ortak bir alfabeyi kullanmak için Latin alfabesine geçti. Fakat daha sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Stalin döneminde Türkiye ile Sovyetler Birliği'ne bağlı, Türk Cumhuriyetleri arasındaki bağı kopartmak için Türk devletlerini Kiril alfabesine geçirtmiştir. 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılması üzerine Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan olmak üzere 5 bağımsız Türk devleti kuruldu. Bunlar arasından Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan tekrar Latin alfabesine geçerken, Kazakistan ve Kırgızistan ile Rusya'ya bağlı Başkurtistan, Çuvaşistan, Tataristan, Tuva gibi Türk Cumhuriyetleri Kiril alfabesini kullanmaya devam etti. Özetle, Türkiye'de yapılan harf devrimi, diğer Türk Cumhuriyetlerine yakınlaşmayı, Türk dillerine uyumlu bir yazı sistemi oluşturup ortak bir alfabe kullanılmasını amaçlamıştır. 8. Arap alfabesinin Türkçeyi tam olarak ifade edememesi, Arap alfabesinde bulunan vav harfi, V, O, Ö, U, Ü, Y harfi, Y, I, İ, Kef harfi ise K, G, N, nadiren de Y sesini verebilmektedir. Bu durum karışıklık çıkarmaktaydı. 9. İkinci Meşrutiyet döneminde Türk ulusal kimliğini İslamiyet'ten bağımsız olarak tanımlama çabaları özellikle İttihat ve Terakki'ye yakın aydınlar arasında ağırlık kazandı. Bazı kişiler tarafından Arap yazısı İslam kültürünün ayrılmaz bir parçası sayıldığı için bu yazının terk edilmesi aynı zamanda Türk ulusal kimliğinin laikleşmesi ve kendi özbenliğini ortaya çıkarması anlamına gelecekti. Latin alfabesinin Türkçe'ye uyarlanması görüşü ilk kez 1860'lı yıllarda Azerbaycanlı Fethi Ali Ahuntzade tarafından ortaya atıldı. Ahuntzade ayrıca Kiril alfabesi kökenli bir de alfabe hazırlamıştı. 1908-1911 döneminde Latin esaslı yeni Arnavut alfabesinin benimsenmesi, Türk aydınlar arasında da yoğun tartışmalara neden oldu. 1911'de Elbasan'da hocaların Latin harflerinin şeriata aykırı olduğuna dair fetvasına karşı sert bir polemiğe giren Hüseyin Cahit, Latin esaslı Arnavut alfabesini savunmakla yetinmeyip, Türklerin de aynısını uygulamasını önerdi. 1911'de İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Arnavut kolu, Latin esaslı alfabeyi kabul etti. 1914 yılında Kılıçzade Hakkı'nın yayınladığı Hürriyet Fikriye adlı dergide çıkan 5 imzasız makale, Latin harflerinin yavaş yavaş kullanılmalarını öneriyor ve bu değişikliğin kaçınılmaz olduğunu ileri sürüyordu. Ancak dergi, bu makaleler nedeniyle İttihat ve Terakki iktidarı tarafından yasaklandı. 1911 yılında Manastır Bitola'da Latin harfleriyle basılan ilk Türkçe gazete yayımlandı. Zekeriya Sami Efendi'nin neşrettiği, adı Eças olup Fransızca imla ile Esas diye okunan ve cumartesi günleri yayınlanan bu gazetenin ancak birkaç sayısı günümüze ulaşmıştır. Gazi Mustafa Kemal Paşa da bu konuyla 1905-1907 tarihleri arasında Suriye'deyken ilgilenmeye başladı. 1922 yılında Gazi Mustafa Kemal Paşa Halide Edip Adıvar'la yine bu konu hakkında konuşmuş ve böylesi bir değişikliğin sert önlemler gerektireceğini söylemişti. Eylül 1922'de Hüseyin Cahit'in İstanbul basın yayın üyelerinin katıldığı bir toplantıda Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya sorduğu neden Latin harflerini kabul etmiyoruz sorusuna Gazi, henüz zamanı değil yanıtını vermişti. 1923'teki İzmir İktisat Kongresi'nde de aynı yolda bir öneri sunulmuş, ancak öneri kongre başkanı Kazım Karabekir Paşa tarafından İslam'ın bütünlüğüne zarar vereceği gerekçesiyle reddedilmişti. Ancak tartışma basında geniş yer bulmuştu. 28 Mayıs 1928'de Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Haziran'dan itibaren resmi daire ve kuruluşlarda uluslararası rakam kullanılmasına yönelik bir yasa çıkarttı. Yasaya önemli bir tepki gelmedi. Yaklaşık olarak bu yasayla aynı zamanda da harf reformu için bir komisyon kuruldu. Komisyonun tartıştığı konulardan biri eski yazıdaki kaf ve kef harflerinin yeni Türkçe alfabede Q ve K harfleriyle karşılanması önerisiydi. Ancak bu öneri Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından reddedildi ve Q harfi alfabeden çıkartıldı. Yeni alfabenin hayata geçirilmesi için 5 ila 15 senelik geçiş süreçleri öngören komisyonda bulunan Fatih Rıfkı Atay'ın aktardığı göre Gazi,
Bu ya 3 ayda olur ya da hiç olmaz diyerek zaman kaybedilmemesini istedi. Alfabe tamamlandıktan sonra 9 Ağustos 1928'de Gazi, harfleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gülhane'deki galasına katılanlara tanıttı. 11 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı hizmetlileri ve milletvekillerine, 15 Ağustos'ta da üniversite öğretim üyeleri ve edebiyatçılara yeni alfabe tanıtıldı. Ağustos ve Eylül aylarında da Gazi Mustafa Kemal Paşa farklı illerde yeni alfabeyi halka tanıttı. Bu sürecin sonunda komisyonun önerileriyle kimi ekleri ana sözcüğe birleştirme amaçlı kullanılan kısa çizginin atılması ve düzeltme işaretinin eklenmesi gibi değişiklikler yapıldı. 8-25 Ekim tarihleri arasında resmi görevlilerin hepsi yeni harflerin kullanımı ile ilgili bir sınavdan geçirildi. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.